Dur şimdi onu kovalayacağım. Bak bak bak. Baba salağa bak. Şu bir. Ha? Ha? Ne oldu lan? Ha? Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Dead videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün Leatherface'te çok troll bir şey deneyeceğiz. Çok fazla toksik bubba isteyen var, anlıyorum. Toksik bubba da gelecek ama bugün değil. Bu buildimizin adı Dal buildi. Özür dilerim ama bu ismi seçmek istedim arkadaşlar. Sırtımızda bir kurban varken diğer kurbanları kovalayacağız arkadaşlar. Bu buildin mantığı bu. Tamamen eğlence amaçlı bir build. Kill alır mıyım, alamaz mıyım? Hiçbir bilgim yok. Hatta belki beklemediğim şekilde 4 kill bile alabiliriz. Bilmiyorum. Benim kill alma gayem olmayacak bu videoda. Tamamen troll, değişik bir içerik olsun diye. Hızlı bir şekilde buildimi anlatayım. İlk perkümüz kanca kararınca. Sırtımızda bir kurban varken hareket hızımız %18 artıyor. Aynı zamanda birisini taşırken dehşet alanımız 12 metre büyüyor. Bu bizim için çok önemli değil. Bizim için hareket hızı olan kısım önemli. İkinci perkümüz deli kuvveti. Sırtımızda bir kurban varken boş bir alana normal saldırı yaptığımız zaman bekleme süresine girmiyoruz. Yani arka arkaya sol tık spamleyebiliyoruz. Sırtımızda biri varken başka bir kurbana başarılı normal saldırı yaparsak da sırtımızdaki kurbanın wiggle barı 4 saniye boyunca donuyor. 4 saniye boyunca ilerletemiyor yani barını. Üçüncü perkümüz tuttuğunu kopar. Kurbanların yarattığı debelenme etkisi %75 azalıyor. Yani bizi sağa sola sallıyorlar ya böyle wiggle atarak. O etki %75 azalıyor. Dümdüz istediğimiz yere gidebiliyoruz. Bizi sarsamıyorlar. Ve wiggle atmak için gereken süreleri %12 artıyor. Daha uzun süre sırtımızda kalmış oluyorlar böylece. Son perkümüzde ileri derece farkındalık. Bir kurban sırtımızdayken 20 metre yakınımızdaki diğer bütün kurbanların haresini görüyoruz. Anlamışsınızdır ama çok kısa bir şekilde build'in matematiğini özetleyeyim. Şu perk ile sırtımızda bir kurban varken hareket hızımız artıyor. Şu perk ile sol tık spamleyerek fıçık 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 diye böyle troll bir şekilde ilerleyebiliyoruz sırtımızda biri varken. Aynı zamanda olur da bir kurbanı yaralayabilirsem sırtımda birisi varken sırtımdaki kurbanın wiggle barı donacağı için hem sırtımda birisi varken başka bir kurbanı yaralamış olacağım hem de sırtımdaki kurbanı kancaya yetiştirebileceğim. Şu perk ile de sırtımdaki kurbanın wiggle süresi uzayacağı için hem hareket hızımız fazla hem wiggle süresi uzayacak. Böylece sırtımızda bir kurban varken diğerlerini kovalayabileceğiz. Şu perk de önemli aslında. Kimisi belki buna gerek yok diyebilir ama ya da bunun yerine işte şöhret budalası alıp tek atabilirsin falan diyebilir ama ben bu ile daha fazla göstermek istiyorum. O yüzden yakınındaki kurbanları görüp sırtımda birisi varken kovalamayı deneyeceğim. Daha çok yapacağım yani bu build'i diğer çeken insanlara göre. Bu build'i yapanların çoğu buraya şöhret budalası alıyor ve tek atmaya çalışıyorlar gördükleri kurbana. Ama kurbanlar bir süre sonra bunu anlayacağı için katil birisini sırtına aldığı zaman gözükmemeyi tercih ederler. Saklanırlar yani. O yüzden ben daha troll, daha eğlence amaçlı yaptığım için bu perk'ü aldım. Sürekli kurbanların yerini görüp sırtında birerken kovalamaya çalışacağım. Evet gençler, söylediğim gibi troll amaçlı bir içerik olacak. Kill alma gayem olmayacak. Zaten bu tarz ranklarda bu şekilde troll build'le girdiyseniz hiçbir jen tutma perk'ünüz falan yoksa Rush'ı göze alıyorum diyorsunuzdur. Steve'cim mırıbı. Sprint mi attı o diyeceğim. Atmadı galiba. Güzel. Özgüvensiz Steve mi peki? Ooo. Ya senin ben. Çok iyi. Özgüvensiz Mikaela'yı da bulduk. Ooo, bu açık bir yere mi kaçtı? Palet bulabilir mi? Buldu. Tamam, onu da al. Çok iyi. Alalım paletleri, alalım arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Ay, devam ettiremedim. Okey. Şimdi alacağız. Çok iyi. Nemo problema. Sonradan size girecek buralar. O paletleri o kadar hızlı vermeniz sizin dezavantajınız olacak. Çok iyi. Şimdi bir tane flashçıları var bunların. Onu denk getirebilirsem çok güzel olur. Bakalım yakında biri var mı? Yakında birisi yok arkadaşlar. Okey. İlk olayımız iptal. Bu arada İbo'nun hesabındayım. Burada saklanmalı bir şeyler dönüyor olabilir mi? Hayda Ringo. Dur şimdi. Seni tekrar bir düşürelim. Şu flaşa gelir belki. Onu sırtımda bu varken kovalayacağım. Umarım decisive falan yoktur. Evet, geldi. Şimdi diyor ki lan ne oluyor? Şu ilk itimiz. Wiggle barı dondu şu an. Yani akıllı oynuyor. Okey, şunu bir asayım. Bekle. Bu çakal akıllı oynadı arkadaşlar. Palet buldu ya şansına. Palet bulmasaydı daha sıkıntılı şeyler olabilirdi ama güzel. Okey, bu paleti. Güzel. Eğildi şakal. Fake vermeye çalıştı. Okey, bak mesela bunu build sayesinde aldım. Sırtımda varken yaraladığım için normal şartlarda orada kaçardı. Bir de şey sanıyorlar, hani sırtında adam varken bana yetişemez diye düşündüğü için biraz daha labali davranıyorlar. Mikaela heal'landı demek. Sprint'im var. Tamam, biliyoruz. Biliyoruz. Mal mal hareketler yapma bana. Bari düzgün bir yere ataydın. Nereye attın anasını satayım ya.
Nereye atıyorsun ya? Çok iyi. Bakalım yakında var mı biri? Bir dakika. Heal gelecek. Orada onları kovalayacağım. Çekil lan! Tup! Ha? Gel buraya şimdi. Ya tamam, güzel güzel güzel, sıkıntı yok. Oğlum gel lan. Geri zekalı. Ha, ne oldu? Fener tutuyordun. Steve'i de kovalardım da. Dur, bunu asayım bir öldüreyim. Fener tutuyordun, ne oldu? Oğlum bu build keyifliymiş lan. Şöyle alalım arkadaşlar bunu da. Ya decisive varmış. Hayır, hala fener tutuyor. Tilt olunmuş anladığım kadarıyla. Okey, Steve'i fakeledik. Şimdi hemen Steve'i almaya gidiyoruz arkadaşlar. Ha, bir palet daha buldu. Tamam, sıkıntı yok. Bu paletleri alalım. Nerede o yaralı olan? Nerede o bana flash'tan? Bak hala bak, bak nasıl kudurmuş, görüyor musun bak. Ah, decisive'i akıl etmedik salak gibi ya. Tamam, bu spot'tan çıkması güzel oldu derken Steve'i bulduk. Okey, nice 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 nice. Yine flash'a gelebilir. İşime yarar flash'a gelirse. Lan oğlum. Ya bu ne? Gel flash'a. Gerizekalı. Oğlum çok keyifli lan bu build. Bu neymiş? Daha ilk maçtan epey bir yapmış olduk. Hadi bir de diğerini göreyim. Nerede diğeri? Belki yakınlarda falandır diye biraz gezdirdim de. Değilmiş. Bunu da şöyle arkaya asıyoruz arkadaşlar. Şöyle hem 16 metre uzaklaştım hem iki kapıyı da görüyorum. Biri saldı. Diğeri de attempt denedi. Okey. Ya oğlum. Sırtında adam var diye dalga geçersen öyle klik klik. İki tane chase kazandım lan adama karşı. Sırtımda birisi varken. Ya sen mal mısın ya? Senin ben... Bak şimdi vallahi yaratıcı küfür edeceğim ya. Yaratıcıküfürler.com. Dolaba girdin. Nereye gittin oğlum? Jen'i burada bitirdin. Ayak izi falan. Hem Jen bitirdi hem bir de uzaklaşabildi buradan. İnanılmaz ya. Okey. Güzel. Çok sağlam maçtı. Aşırı keyif aldım. Gerçekten hani zor geçer diye düşünüyordum. Tanılır mı? GG konuşma ağlama. Ez diyeyim hatta. Ez. Ya bak bir şey diyeceğim. Hadi diğerleri laf ettim. Ben bak tunnel attığımı reddetmiyorum. Ama birincisi salaksınız. Kancada heal yapıyorsunuz. İkincisi sprintini mal gibi gözümün önünde bekletiyor. Daha öncesinden at base'e falan kaç. Ben de seni kovalamayayım. Üçüncüsü sprintini sadece arabanın etrafında dönmek için atıyorsun. Uzak mesafeye kaçmak için değil. Lan ben mi baby'yim? Suratına tükürürüm seni. Bak salonun evine gelirim, salonun ortasına sıçarım seni. Halı deseni gibi sıçarım oraya bak. Bu arada arkadaşlar bu build'i sağ olsun yorumlarda sizden biri önermişti. Buraya zaten yorumun esesini koyarım. Daha öncesinden söylemiştim önerdiğiniz build'leri. Eğer hoşuma gittiyse bir kenara not alıyorum. Kafamda kurgulayınca da o içeriği çekmeye başlıyorum aynı bugün olduğu gibi. Bu yani benim aklımda olan bir fikir değildi. Sizlerin yorumlarından görüp seçtim. O yüzden şöyle bir şey diyeceğim. Bu videonun ya da diğer atacağım videoların altına hiç fark etmez. Yorum olarak build'ler yazabilirsiniz. Ama sizlerden ricam şu. Perk'lerin tam adını yazın. İngilizcesi ya da Türkçesi fark etmez. Bir de build'in matematiğini kısaca özetleyin sizlere zahmet olmazsa. Yani işte abi şu perk'ü takıyorsun, şu perk'le şu işe yarıyor. Maçı şu şekilde oynaman lazım, testlerenle oynaman lazım, tunnel atman lazım, işte gen camplemen lazım falan gibi. Build'in matematiğini ve build'i net bir şekilde bana yazarsanız, hoşuma giderse onu not olarak alıyorum. Ama bir konuda anlaşalım. Tüm yorumlara evet bu build'i çekeceğim ya da bu build'i çekmeyeceğim diye cevap veremem. Yorumunuza kalp attıysam tamam, build'inizi görmüşüm demektir. Artık o saatten sonrasını bana bırakın. Çekip çekmeyeceğim belirsiz demektir arkadaşlar. Çek edebilirim, çekmeyebilirim. Bu konuda bir anlaşalım. Bu arada build aşırı keyifliymiş. Ben zor olur diye tahmin ediyordum. Gelen haritada uygundu bu arada build için. Burada biraz daha sıkıntı yaşayabiliriz. Biraz daha büyük çünkü. Kovalamaca yapmam için. Yine Mikaela gibi bir tane enayi denk getirmemiz lazım. Aha. Ne oluyor lan? Steve çıldırıyor. Hayda. Sen o paleti bir ver bakayım bana. Ya bak. İlla stun atacak ya. Ya senin ben şansına. İlla stun atacak ya. Uyuz ya. Okey. Bu klodutçumuz biraz enayi olabilir. Biraz değil, bayağı enayiymiş. Gayet güzelsin Leatherface'cim. Şimdi bak burası mesela uzak bir mesafe. Nereyi kovalayayım anladın mı? Gideyim biraz. Belki birisini buluruz. Tamam, yakınlarda biri yok. Şu Jen'de varmış birisi de. Zaten bu kadar kovalayamazdım. Brrrrrst, bırak onu. Pırş. Ya save bak arkadaşlar, sonra save'lara niye söylüyor? Bak. Ya abi chase bir insanın neden hiç umurunda olmaz ya? Umurunda değil ya chase atıp atmamak. Orada heal yapıyorlar mıdır? Çok uzağa getirmeyi denedim. Heal yapıyorlarsa bir hit vururum diye, aynen yapıyorlar. Ulan kovalardım da wiggle atacak. Dur bakayım. Kiloded. Steve salağını da gördük. Okey. Bu maç maalesef denk gelmiyor çünkü harita büyük dediğim gibi. Evet, şimdi belki bunu kovalayabilirim. Mırıbı. Gel lan buraya. Bir tane vurursam donacak kancası. Çok güzel. Kancası dondu şu an. Kovalamaya devam edelim.
Yetişemeyeceğim. Okey. En azından wiggle atmasın diye base'e götürüyorum derken wiggle'ını da attı. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Temel mantığımız bu arkadaşlar. He? O nasıl bir animasyonmuş oğlum? Var mı yakınlarda birisi? Var. Çakal ya, o beni o anladı. O zekileri zaten. Tamam, bunu tekrar asıyoruz. Arkadaşlar bu arada hesap İbo'nun buraya gerçekten ne bayrağı varsa doldurmuş. Kesin görüp soracaksınız yorumlarda, hesap benim değil onu söyleyeyim de. Aha, kancayı saldı. Şahane haber. Şahane pazar. Okey, bu bizi gereksiz oyalayacak gibi. Bunu salalım bence. Enayi bulduk. Geçişler yasak hocam. Seni görüyorum. Seni görüyorum. Ya sen çakalsın ya. Bir tane şöyle zeki olmasa olmuyor değil mi aranızda? İlla aralarında bir tane şöyle çok zeki olacak. Böyle bütün bu ultlerimi counterlayan bir tane şöyle zeki olacak illa. Oh, içeri girmiş. Çok garantici ya. Hiç yani demiyor ki şey yapayım. Git arkadaşını al lan. Bencil. Paylaşımcılıksızlık bencil. Ben bu kancayı niye bırakayım ki? Aha. Niye bırakayım bu kancayı Steve'cim? Sen söyle. Ah, yetmedi. Okey. Sıkıntı yok. Şimdi onu aldı. Hata. Hata purpo. Hata purpo ama sıkıntı yok. Hemen şöyle bir bakalım. Yakınlarda var mı biri? Yakınlarda biri yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Basement'a sürdüm arkadaşımızı. Ben onu göstermeyi unuttum size. Boştayken sol tık atınca da öyle bekleme süreniz girmiyor. Okey, Sable Hill'landı. Steve'i bulduk. Steve ana binaya kaçacak. Steve'in gelip trade'e girmesi lazım derken Sable'ı da gördük. Merhaba. Şimdi bunu burada alsam tamam mı? Al hemen hocam. Steve aşağı inmeye çalışabilir. Bakalım, aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle. Geliyorum çocuklar. Steve'e bir hit. Buna bir hit. Steve salağı, anlamadı makarayı. Ay, Allah'tan bekleme sürem yok. Allah'tan bekleme sürem yok. Hadi bir de yetiştireyim. Ah, enti enti enti. Çok keyifli oğlum, bu neymiş lan? Ulan Sable bak, ikidir yırtıyorsun elimden. İkidir yırtıyorsun elimden. Seni vallahi şöyle kovalarım bak. Nasıl kaçıyor? Tamam, okey. Steve'i biraz haritanın ortasına asmayı tercih ettim arkadaşlar. Sable az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Çok iyi. Bu arada Morin var. Mori keşke atmasaydım. Morin var ama sırtıma almam gerekiyor adamları kovalamak için sonuçta. Geri zekalı, ne yapıyorsun? Şimdi dördüncü kili de istiyorum. Hak ettim çünkü. Güzel. Dördüncü kill içinde çok uğraşmamış olduk. İnanılmaz keyifli abi. Çok inanılmaz keyifli. Bak bak. Görüyor musun? Bak bak, gidişe bak. Zıh 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 zıh. Oğlum çok keyifli, yemin ediyorum bak. Yorumu yazan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bana çok tatlı bir içerik çıkardı. Çok aylar öncesinde yazmış bu arada ama dediğim gibi arkadaşlar ben bunları not alıyorum. Hani istiyorsanız bir sene önceden yazmış olun. Eğer beğendiysem, hoşuma gittiyse, çekeceğimi kafamda kurguladıysam ben zaten onları not alıyorum. Bazı kardeşlerim şey istiyor anlaşılan. Yorum atıyor mesela. Ertesi videoda hemen bana sitem etmeye başlıyor. Abi yorum attım görmemişsin. Abi 5 videodur yorum atıyorum hala bu buildimi çekmemişsin falan. Arkadaşlar yapmayın lütfen. Yani tonlarca yorum geliyor. Her yorumu, her isteği maalesef gerçekleştiriyorum. Öyle bir zamanım yok, öyle bir enerjim yok. Dediğim gibi siz yazın zahmet olmazsa. Tabii ki yazmak zorunda değilsiniz. Ben aralarından güzel olanları, iyi olanları ayıklamaya çalışırım. Evet, BGG de buraya. Acayip keyifliydi. Ya şu adam yayıncıymış da buna da baktım arkadaşlar. Bunun da yayın tekrarı yok. Onu söyleyeyim, keşke olsaydı. Evet, lose maçı belli oldu gibi. Bu arada bir şey diyeceğim. Maçları kafaya takıp böyle can kontrolü, tryhard falan oynadığım zaman hem çıldırıyorum yani sinirleniyorum. Hem de maçı kaybediyorum. T-back atıyor ne kanzi. Sana bir tane sol tıkımızı vuralım. Bu ne yapıyor? Oo, Yoichi avasagasa. Tamam, maçın malını bulduk. Dur şimdi onu kovalayacağım. Bak bak bak. Baba salağa bak. Şu bir. He? E? 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 He?
Ne oldu lan he? T-back atıyordun oğlum. Oğlum bu build neymiş? Rakip Donald'tan ya bu build'in adı. Çok hızlı 2 hook kaldırıyor size. Evet arkadaşlar, kancaya ilerliyorum böyle. Evet, diğeri attempt denemiş. T-back'i atarsan öyle pes ettiririm takımını. Kancayı saldı bu arada. Devir onu da. Ya bu stun olayı dümdüz koşmuş peki. Okey. Bizim T-Back'ciye tunnel'a geldim. Diğerini saldım çünkü çok pre-drop'lu oynuyor. Yani aslında palet almak için güzel ama. Ya alacağın riske sıçayım güzel kardeşim ya. Alacağın riske sıçayım ya. Daha ne kadar gıcık ve toksik olabilirim diye düşünüyor adam galiba. Yetişmeyecek. Okey. Oğlum çok gıcık oynuyor ya. Harbiden uzun chase'e sokacak galiba beni. Bakayım orada, tamam bir şey yok daha. Decisive'i var mıdır? Bilmiyorum ama şöyle bir alalım. Nerede birisi var? Tamam okey. Yakınlarda birisi yok ya da bir şey diyeceğim. Dolaba mı girdi? Şu dolaba girmiş olabilir. Sanki yakınlarda iz gördüm de bir an izler kesildi gibi oldu. Perk'üm olsaydı, yani perk'üm var daha doğrusu, izleri göstermesi lazım bana. Yani perk'üm daha doğrusu yakındaki kurbanı göstermesi lazımdı, izi değil. Göstermediği için dolaba girdiğini öngördüm ama girmemiş. Allah Allah, neredeydi acaba? Bak dolan da aldı onu. Oğlum yo için ne ara buraya koştu? Her şeyi doğru yap kardeşim, tamam mı? Her şeyi doğru yap. Ya Allah'ım şuradan dolanmış bir de ya, ne yapıyorsun ya? Aa adam inanılmaz gıcık bu arada, yemin ediyorum bak Allah'tan erkenden kill aldım ha. Çok gıcık şu. Diğer taraftan dolanacak. Aha enayi. Güzel. Harbiden adama enayiliği yaptırdık. Güzel. Emir'i uzattığım için vurabildim. Bakalım var mı yakınlarda birisi? Yok sanırım, okey. Hiç göremedim ya yakınlarda birilerini. Bir en başta yaptık. Çünkü uzaktaki jeni bitiriyorlarmış. Tamam. Oğlum bu build mi iyi? Ben anlamadım ya. Niye win alıyorum ben maçlarda? İşte Leatherface abi. Bir şekilde o kill'i alıyor sana. Pencereye gidecek. Aynen. Şuraya ışığımızı verip şuradan devam edeceğiz. Tamam güzel. En azından jungle gym'den çıkarmış olduk bunu. Buradaki paletleri yemiştik. Ona yetişemez. Teşekkür ederim teslim olduğun için. Bütün özgüvenleri jort ya. Bu ne oğlum, ben ez geçiyorum maçlar. Bu arada yanlış anlamayın. Hesabın MMR'ı düşük falan değil. Asla değil. Hatta size bir şey diyeyim mi? Diğer oynadığım hesaptan daha yüksek. Evet yakınlarda hiç göremedim. Galiba anladıkları için dolaba falan giriyorlardı. Hesabın MMR'ı arkadaşlar diğer hesaptan daha yüksek. Çünkü İbo'nun main hesabı bu. Yani 2017 yılında kullandığı hesap. Ve İbo her gün bu hesapla günde 4 saat falan killer oynuyor yayında. Hani asla düşük MMR'lı bir hesap değil. Onu söyleyeyim. Bende de iyi göt varmış. Ha. Şöyle bir MMR'da troll bir build denemeye çalıştım. Ve 3 maçta da full çektim. Yani 3 kill'i de ben full'den sayıyorum arkadaşlar. Çünkü son kurbana hatch'i ben bilerek salıyorum. Tamam atla bakalım. Bir daha atla. Okey sıçtın. 3. pencere kapanışı, atlayışı. Ya hayır! Aa! Ulan enayi purpo. Fena sattım ha. Harbiden fena sattım ha orayı. Hayır! Ya oğlum ben malım ya. Neyse tamam sıkıntı yok. Ben yine fullden sayıyorum bunu. Ya orada gevşek gevşek böyle geri geri gideyim şov falan yapayım dedim. Mal gibi kaza yaptık. GG. Şu Yoichi'ye var ya en iyi şunu oldu ya. Ne kadar gıcıklı olmadan. Ya ben sırtıma birisini alayım. Bir iki kere hani böyle başkasına hit atayım ki. Videonun başlığı ve thumbnail'i clickbait olmasın diye düşünürken. 3 maçta da gram efor sarf etmeden full çektim. E oğlum bu troll build falan değil ki. Bu bayağı güçlü build. Ace'im ne yaptın? Enti'ye. Çok uzaktan denedim şeyi, prefire'ı. Çeke kaçması hoş olmadı bizim için. Kıvrağı varmış, hata yaptı ama. Bir daha, bu bayağı sıçmaya yemin etti galiba. Tam paletini alacağız. Değirmek zorundasın. Öyle enayilik yaparsan. Ace bakma öyle, Ace. Flash'a gelen var mı? Gel Ace, gel. Gel kardeşim. Oo, çaresizliğe bak. Ya. Ha çok güzel. Ace'i kovalamaya devam. Tamam okey. Bari Wiggle yemeyelim. Dede'ye de popodan giriş. Bakalım palet save'e gelen var mı? Yok. Ace akıllanmış. Ace tüymüş. Ace, huhu. Kancadakini almasını engelledim. Süper oldu. Kancadakini almasını engelledim. Hop bunu buraya astım. Şimdi Ace'i buradan uzaklaştırıyorum. Şahane haber. Diğeri kancadakini aldı. Tamam. Nema problemin yok.
Bu da güzel. Keşke emir atsaydım da penceresi kapandı sanırım. Lan oğlum niye bloklayamadım onu ya? Okey, bunu salıyoruz arkadaşlar. İyi oynamıyordu. Bütün mind game'lerimi yedirdim ama orada bloklayamayınca jortladık biraz. Ace'cim silam. Ace'i burada düşürmem şahane olabilir aslında benim için. Çok iyi. Kafamızı gömelim, dededen flash save falan yemeyelim. Dedede flash var çünkü. Hop, dedem gelmişiz. Yetişir miyim? Yetişirim bence. Yetişirim. Dede! Hadi lan! Çok iyi. Şimdi 4 saniye kancası durduğu için wiggle da atamıyor. Hop, bunu da astık. Oğlum çok değişik bir build. 2 tane hook almanı sağlıyor saçma bir şekilde. Ve kancayı hızlı götürdüğün için vakit kaybın da olmuyor. Bir yandan da hani 2 tane hook olduğu için birer birer kancaya gelmek zorunda kalıyorlar. İstemsizce canları da tutmuş oluyorsun. Lan ben buna dede diyorum da bu Vittorio'ymuş ya. Ben bunu dede sanıyordum. Sorry arkadaşlar. Ya öyle bir skin getiriyorlar ki karakterlere. Sable Mikaela'ya dönüşüyor. Ace ne yapıyorsun lan? Ooo. Tekrar gel. Oğlum, Purpo sen bu mind game işinde varsın kardeşim ya. Oğlum bugün ne kadar özgüvenli, ne kadar akıllı oynuyorum lan. Maşallah deyin. Enayi ya. Tamam okey. Ace'e base atacağız. Yani sırtımda biri varken basement'ta da kovalamaca atmayayım arkadaşlar. Kusura bakmayın da. Bu salak ne yapıyor? Maç gitti bari şey mi yapayım diyorsun. Oo, başkan ne kayıtlara geçmesinin ya. Paletini aldım. Okey. Mind game'lerimiz gayet yerli yerinde bugün. Şu taraftan kovalayacağım ki palet pencereden fast volt atma imkanı olmasın. Okey, bir dakika. Burada testereyle yakalamam çok zor. İmkansız gibi bir şey hatta. Evet. Aradaki farkı kapatmaya çalıştım. Şimdi testere açabiliriz paleti almak için. Okey. Mantıklısın Purpo'cum. Mantıklısın Purpo'cum. Buradaki palet duruyor devrilmiş bir şekilde. Double back olayını yemedi artık. İyi dilendik. Güzeldi. Şu tarafa doğru alırsam. Aferin, işime yarar. Gel bakalım sen. Seninle bir kovalamacaya girelim. Sabote et onu da. Tamam güzel, bunu gözden kaçırmayalım arkadaşlar. Hem yaralamış olduk, hem bunu kancaya asabildik. Hem onu da almaya gideceğiz şimdi. Muhteşem ya, bu neymiş oğlum? Ben gem build'ı falan boşa yapıyormuşum arkadaşlar. Uğraşmayın gem build'ı falan. Şunu yapın, sakin sakin oynayın oyununuzu. Vittorio'nun son asılışı değil mi diyecektim ki. Bu salak şey basmış ona. Okey, bu paleti almıştık ama penceresi duruyor. Seri seri kovalayalım bunu. 3 kere atlasın diyecektim ki. Oo, bu akıllı ya. Buna yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunu salacağız. Oğlum at o double back ya. Vittorio sana da beyin geldi ya. Bak tunnel perküyle nasıl engellediler, gördünüz mü? Anti tunnel perküyle nasıl engellediler çakallar. Normalde ölmüştü bu. Okay. Şu gen kontrolünde bir tane yapayım artık. 90'lık gen bulmuşken onu da yapayım yani, bozayım bir zahmet. Aslında şu an Vittorio'yu alsam maçı bitireceğim de. Vittorio'yu bulduk. Tamam, en kötü ihtimalle 2 gen bitirsinler. Ben bunu alayım, 2 kill'le defolayım gideyim. Ne dediniz o işe? Vittorio'cum biraz açıkta kaldın sanki. Burada umuyorum ki saçma sapan bir palet çıkmaz karşına. Aynen. Yine aldım, belki yakında birisi vardır kovalarım diye de okey. Seni ebediyete uğurluyoruz. Şu uzaktaki can da bitecek bu arada, o da çok yüksek. Belki en sonda bir kill daha alırsak 3 kill'le de bu maçı yine bitiririz. Umarım ki öyle olur. Aynen, tamam. Nema problemin ya. Lan hepsi de loop atmayı biliyor ha. Baksana bak, hani senin mind game'inle ilgilenmiyorum diyor adam, anladın mı? Nereye gitti lan? Oğlum buraya ne ara geldi? Çok
Çok spot salmalı oynuyor. Buna testereyle mümkün değil, bir şey yapamam. Kapağı açıldı ama hangisi açıldı? İlerideki açılmış. Direkt gitti öbürü, hiç yani umurunda bile olmadı ama haklı yani. Ananın. Peçi kapatacağım diye buna kapıyı saldım ama yapacak... Oğlum salaklık mı yaptım? Bayağı bir salaklık yaptım, evet. Bayağı bir salaklık yaptım. Zaten geri dönüp heç'e gidemezdi ki. Vallahi benim bazen beynim duruyor ya. Harbiden yani, geri dönüp adam heç'e gelemeyecek zaten değil mi? Niye kapatıyorsun ki yani heç'i? Evet, GG arkadaşlar. Güzel maçtı, güzeldi. Yine eğlenceliydi. Şu saçma hatayı yapmasam bu maçta da 3 kill almıştım yani aslında. Ama temel olarak çok güzel böyle şey yapıyor insanlar. Hani zaten sırtında kurban var diye sana flash tutuyor, önünde hibik falan atıyor. Bir an lan hızlıca bir şey geliyor. Ne oluyor lan diye böyle kurban bir şaşırıyor yani. Evet, okey, şu son hatamı saymazsak bence çok iyi bir videoydu. O da olur, 2 kill aldık yine yani, sıkıntı yok. Onun harici hem bu build'i çok fazla gösterdim hem de bence genel olarak Leatherface'i iyi oynadığımı düşünüyorum. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.